16 Ocak 2024 tarihinde İran, Pakistan topraklarındaki bazı hedefleri vurdu. İran'ın Pakistan topraklarında düzenlediği saldırılara misilleme yapan Pakistan yönetimi, 2 gün sonra 18 Ocak tarihi sabah saatlerinde İran'daki bazı hedeflere yönelik hava harekatı düzenledi. Bir diğerinin topraklarındaki terör hedeflerini vurduğunu iddia eden iki ülke arasındaki yaşananları daha detaylı inceleyelim. Pakistan ve İran 900 kilometrelik sınırı paylaşan bölgedeki iki büyük güçtür. Sınırın bir tarafında Pakistan'ın Belucistan bölgesi, diğer tarafında ise İran'ın Sistan ve Belucistan eyaleti bulunmaktadır. İki ülkenin bu sınırı 1964 yılında tamamen çizildi. Sınır hattının çizilmesinden sonra her iki taraf arasında herhangi bir sorun yaşanmadı. Bu sınır hattı öyle hareketlidir ki her iki ülkenin savaştığı ayrılıkçı militan gruplar bu sınır hattında faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra bu sınır hattı kaçakçıların da faaliyet gösterdiği kanunsuzluğuyla nam salmış bir bölgedir. İran ile nükleer silah sahibi Pakistan militan saldırılar sebebiyle uzun süredir birbirlerine şüpheyle yaklaşmaktadır. Her iki ülkede diğer tarafın gücünü bildiğinden dolayı karşı karşıya gelmek istememektedir. Belucistan denilen alan İran'ın doğusunda Sistan-Belucistan eyaleti, Pakistan'ın batısında Belucistan bölgesi ve Afganistan'ın güneyi olmak üzere 3 ülkeye bölünmüştür. Belucistan, Basra Körfezi'ne, Hint Okyanusu'na ve Türkistan'a yakınlığı sebebiyle stratejik öneme sahiptir. Belucistan, etnik olarak çeşitlilik göstermekle birlikte ağırlıklı olarak Hint-Avrupa dil ailesine ait Beluci dilini konuşan, Sünni Müslüman olan Belucilerden oluşmaktadır. Pakistan'ın yüz ölçümü olarak en büyük eyaleti olan Belucistan, geçmişten günümüze askeri ve siyasi gerginliğin merkezi konumundadır. Belucistan bölgesi, İran ve Pakistan'ın dönem dönem sıkıntılar yaşadığı bir bölgedir. 16 Ocak gecesi İran devrim muhafızları, İran, Erbil, Suriye'nin İdlib, son olarak da Pakistan'ın Belucistan eyaletini balistik füzeler ile vurdu. Bu saldırılar ile İran, başka bir ülkenin sınırlar içerisinde vurmak istediği yeri vurabileceğini gösterdi. Çünkü DAEŞ'e yönelik İdlib'e atılan füzeler İran'ın daha yakın bölgesi kuzeyden değil, bilerek Huzistan bölgesinden ateşlenmişti. Tahran, Erbil'de silahlı insansız hava araçları ve balistik füzeler ile saldırdığı evin bir Mossad karargahı, casus ve terörist karargahı olduğunu iddia etti. Bölgesel yönetim saldırıda en az 4 sivilin öldüğünü, 6 sivilin de yaralandığını açıklarken İran devrim muhafızları İsrail istihbaratı Mossad'a bağlı 3 üssün imha edildiğini iddia etti. Erbil'den sonra İran'ın Pakistan topraklarındaki hedefleri balistik füzeler ve silahlı insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurması bölgede ve dünyada büyük panik yarattı. Pakistan'a atılan bombalar Sabzkoh bölgesine düştü. İran'ın Pakistan tarafını vurmasına gerekçe olarak sunduğu Ceyş-ül-Ad isimli örgüt İran-Belucistan'da faaliyet göstermektedir. Kendisini Sünni halkların savunucusu olarak tanımlayan grup 2012 yılında kuruldu ve İran tarafından terör örgütü olarak nitelendirildi. Ceyş-ül-Ad, Beluç halkının maddi ve manevi haklarını korumayı hedeflediğini iddia ederken İran örgütün Amerika desteğine sahip olduğunu iddia etmektedir. İran'ın en yoksul bölgelerinden biri olan Sistan-Belucistan bölgesinde İran yönetimine karşı bir hoşnutsuzluk bulunmaktadır. Ceyş-ül-Ad örgütü İran güvenlik güçlerine silahlı saldırılar gerçekleştirmektedir. Örgütün Aralık ayında Sistan-Belucistan eyaleti Rask bölgesinde karakola düzenlediği bir saldırıda 11 polis hayatını kaybetmişti. Ayrıca 10 Ocak ve 17 Ocak'taki saldırılarda da kayıplar yaşanmıştı. İslamabad'a göre Belucistan eyaletinin Panjur bölgesine yapılan ve iki çocuğun hayatını kaybettiği saldırılar Pakistan'da büyük öfke yarattı. Pakistan yönetimi saldırıları uluslararası hukuka ve Pakistan-İran ilişkilerinin ruhuna yapılan korkunç bir saldırı olarak tanımladı. Pakistan kendi topraklarında meydana gelen saldırılardan sonra Tahran'daki büyükelçisini ülkeye geri çağırdı. Bunun yanında tüm üst düzey ziyaretlerini iptal etti. İran'ın hava saldırısını egemenlik ihlali olarak niteleyerek İran'ı kınadı. Egemenlik ihlali ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacağını duyurdu.
Pakistan, iki ülke arasında iletişim kanalları açık olmasına rağmen bu yasa dışı eylemin endişe verici olduğunu İran Dışişleri Bakanlığı'na iletti. Pakistan geçici başbakanı Enver Ulhaq Kakar, İsviçre'nin Davos kentinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüşmüştü. İran'ın saldırısı bu görüşmeden birkaç saat sonra gerçekleşti. Abdullahyan, "Irak ve Pakistan'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız ancak ulusal güvenliğimizin tehdit edilmesine müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletine gelirsek, burada da uzun yıllardır çeşitli Beluç ayrılıkçı örgütler faaliyet göstermektedir. Bu örgütlerden en bilinenleri Nazar Beluç'un lideri olduğu Belucistan Kurtuluş Cephesi ile Beşir Zeb'in lideri olduğu Belucistan Kurtuluş Ordusu en büyük iki grup olarak öne çıkmaktadır. Bu örgütler zaman içerisinde Pakistan güvenlik güçlerine, polisine ve kontrol noktalarına yönelik saldırılar üstlenmektedir. Pakistanlı yetkililer son birkaç yıldır örgüte bağlı militanların İran'a sığındığını ve orada örgütlendiklerini iddia etmekteydi. İran'ın Pakistan topraklarını vurduktan 2 gün sonra bu sefer Pakistan İran'a yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırı 1988'de sona eren İran-Irak Savaşı'ndan bu yana İran topraklarına düzenlenen ilk hareket olarak kayıtlara geçti. Pakistan istihbarat raporlarına göre Pakistan uçakları İran hava sahasına girdiler, Belucistan Kurtuluş Ordusu'na ait yerleri hedef aldıktan sonra geri döndüler. Pakistan, ayrılıkçı grupların uzun yıllardır İran'da güvenli bir şekilde varlıklarını sürdürdüğünü, hava harekatında bir grup militanın öldürüldüğünü ileri sürdü. Pakistan, uluslararası meşru haklarını kullandığını, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir bahane ya da koşul altında meydan okunmasına izin vermeyeceğini ilan etti. Pakistan'ın İran'ın saldırısına cevap vermesi İran'ın beklemediği bir durumdu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'da bulunan terör hedeflerine yönelik yapılan operasyonu son derece koordineli ve başarılı buldu. Pakistan'ın İran topraklarına hava saldırı düzenlemesinden sonra Belucistan Kurtuluş Cephesi bir açıklama yaparak İran'da herhangi bir üslerinin olmadığını ve herhangi bir savaşçılarının da yaralanmadığını söyledi. Pakistan istihbarat raporlarının iddiasına göre Belucistan Kurtuluş Ordusu stratejik Gwadar Limanı'na karşı olan Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek alarak bölgede faaliyet yürütmektedir. Belucistan Kurtuluş Cephesi'nin bağımsız raporlara göre 500 ila 1000, onların açıklamalarına göre 6000 mensubu bulunmaktadır. İran'ın Sistan-Belucistan Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı yaptığı açıklamada, sabah 4 sularında Pakistan sınırına yakın Saravan kenti yakınlarındaki bir köyün hedef alındığını açıkladı. Tahran Hava Harekatı'nda öldürülen 7 kişinin 3'ünün çocuk, 4'ünün de kadın olduğunu söyledi. Pakistan tarafından yapılan bir diğer açıklamada, Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyar. Günkü eylemin tek amacı Pakistan'ın kendi güvenliği ve ulusal çıkarlarıdır. Bu çıkarlar her şeyden önemlidir ve asla tehlikeye atılamaz ifadelerine yer verildi. Belucistan Kurtuluş Cephesi, Pakistan hükümetinin Belucistan kaynaklarını sömürdüğünü, burada yaşayan 15 milyon insanın gaz ve maden kaynaklarından yararlanamadığını savunmaktadır. Bu sebeple sık sık Belucistan'daki gaz projelerine, altyapıya ve askeri noktalara saldırılar düzenlemektedir. Belucistan Kurtuluş Cephesi örgütünün Ocak 2022'de Belucistan'ın Gwadar şehrinde Pakistan ordusuna ait bir kontrol noktasına saldırmış ve bu saldırıda 10 Pakistan askeri hayatını kaybetmişti. Pakistan, İran'a düzenlediği harekata Markbar Sarmaçar Operasyonu ismini verdi. Sarmaçar kelimesi yerel Belucistan dilinde savaşçı anlamına geliyor ve sınır hattındaki silahlı grupları tanımlamak için kullanılıyor. Markbar ise Farsça'da ölüm anlamına gelmekte. Pakistan ordusu terör faaliyetlerinde bulunmakla suçladığı Belucistan Kurtuluş Ordusu'na ait üsleri vurduğu operasyona savaşçılara ölüm adını vermişti. Görüldüğü gibi hem İran hem de Pakistan diğerinin topraklarında bulunan Beluç ayrılıkçı grupları vurduklarını söylemektedir. İran ve Pakistan'ın birbirlerine karşı düzenlediği saldırılar her iki ülkede de büyük kaygı yarattı. Her iki ülke dışişleri bakanlarının birbirlerinden kardeş ülke diye bahsetmeleri karşılıklı saldırıların devam etmeyeceği yönünde bir izlenim yarattı. Zira her iki ülkede yaptıkları saldırılar ile iç kamuoyunun beklentilerini karşılamış durumdadırlar.
Uzmanlar İran'ın Pakistan'a karşı ciddi ve sürekli bir savaşı göze alamayacağını, bunun yerine Pakistan'ın içinde eylemler düzenleyerek iç sorunlarını derinleştirme yoluna gidebileceğini söylemektedirler. Türkiye, Hindistan ve Çin'den yapılan ilk çağrılarda taraflara itidal çağrıları yapılırken gerilimin düşürülmesi talebinde bulunuldu. Yonhap televizyonuna konuşan Çin'in Karaçi Başkonsolosu Yang Yundong, Pakistan ve İran'ın bölgede ve İslam dünyasında iki büyük ülke olduğunu işaret ederek Pekin ve Tahran arasındaki farklılıkların müzakere ve diğer barışçıl yollarla çözülebileceğini umduğunu söyledi. Yang, Pakistan ve İran arasındaki tansiyonun düşürülmesi için ülkesi Çin'in yapıcı bir rol oynamak istediğini ifade etti. Bazı uzmanlara göre İran'daki sertlik yanlıları Pakistan'a misilleme yapmakta ısrar edecektir. İki ülke arasındaki artan güvensizlik, Belucistan bölgesinde İran ve Pakistan arasında yeni bir militan dalgasını körükleme ihtimali de bulunmaktadır. Bölgedeki zaten karmaşık olan güvenlik durumu daha da karmaşık hale gelebilir. Tahran yönetimi birkaç kez Amerika ve İsrail'e karşı intikam bayrağını açmıştı. Fakat bu ülkelere yönelik direkt bir saldırı gerçekleştirmedi. Uluslararası yorumcular tarafından İran iktidarının zayıfladığına dair yorumların önüne geçebilmek, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı anma törenlerinde yapılan saldırılara bir cevap verme zorunluluğu hissederek daha zayıf gördüğü terör olarak adlandırdığı unsurlara karşı harekata geçtiği yorumları yapıldı. Eski Pakistanlı Bakan Müşahit Hüseyin Sayed, İran saldırısı ikili anlaşmaların ve uluslararası protokollerin ihlalidir. Gazze'de bir soykırım yaşanmaktadır. İran böylesi bir dönemde İslami birlik ruhunu baltalamıştır. İran'ın öfkesini İsrail'e yöneltmek yerine 24 saat içinde 3 Müslüman ülkeyi vurması güçlü bir kınamayı hak ediyor ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki gerilim kısa sürede sükunete kavuşmuş gibi gözükse de Beluç ayrılıkçılar meselesi bir ülkenin batısını diğerinin doğusunu daha uzun yıllar uğraştırmaya devam edecek gibi görünmektedir.